Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde sizlere matematiğin en önemli konularından biri olan olasılık problemlerinin çözülme yöntemlerini anlatmaya çalışacağım. Bu konu bilhassa yüksek puan almak isteyen öğrencilerimiz için gerçekten çok önemli olan bir konu. Bu konudaki problemleri dikkatlice irdeleyip daha sonra bol tekrar ile anlamaya çalışmanız gerçekten sizlerin öğrenmeniz açısından önemli diye düşünüyorum. Hemen hemen her sınavda olasılıkla ilgili bin bilhassa soru çıkmakta. Aslında bu konu permütasyon, kombinasyon ve olasılık bir üçlü olarak düşünüldüğünde en önemli bölümlerinden biri olarak dikkate alınmalıdır. Sevgili arkadaşlar, bir olayın olasılığını P, A ile gösterirsek bu istenilen olayın olma olasılığı S A bölü S evrensel küme olarak değerlendirilir. Buradaki S A istenilen olayın olma durumu. Evrensel kümemiz ise olası bütün sonuçların eleman sayısına eşittir. Bakınız konuyu daha iyi anlayabilmeniz için çok basit bir örnekle problemimizi çözmeye başlayalım. Örnek olarak bir diyelim bir zar atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayıların asal sayı olma olasılığı nedir? Sevgili arkadaşlar, bu soruda iki tane durum var. Siz zarı attığınızda meydana gelen elemanları mutlaka bilmek durumundasınız. Sorunun çözümüne geçtiğimizde ben zarı attığımda zarın üst yüzüne ya bir ya iki ya üç ya dört ya beş veya altı gelecektir. Öyleyse bu kümeyi yazalım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. İşte. Ama ben bunlardan asal sayı olmasını istiyorum. Öyleyse bu kümedeki asal sayılar 2, 3 ve 5'tir. Dolayısıyla oran 3'ün olması muhtemel bütün sonuçlara oranı kaç tane sonucumuz var? 6 tane. Öyleyse bu olayın olma olasılığı 1 bölü 2'dir denilir olasılık sonuçları daima sıfır ile bir arasında olmak mecburiyetindedir. Sevgili arkadaşlar yine konumuzla ilgili bir diğer örneği geçelim. Bakınız burada iki tane para aynı anda havaya atılıyor. Paranın üste gelen yüzeylerinin ikisinin tura olma olasılığı nedir? Sevgili arkadaşlar, öyleyse biz burada parayı ilk atışımızda ya yazı gelecektir veya tura gelecektir. Bu birinci atış. İkinci kez attığımızda benim param yine ya yazı ya tura veya yine yazı yine tura gelecektir. İki para aynı anda havaya atıldığında olması muhtemel tüm sonuçları bir kez daha tahtaya yazıyorum. Bakınız nedir bunlar? yazı yazı, virgül yazı tura, virgül tura yazı, virgül tura tura. Öyleyse olması muhtemel bütün sonuçlar dört tanedir. Dörde yazdım. Benden ne isteniyor? Her iki üstte gelen paranın tura olma ihtimali. Tura, tura olan bir tane sonucum olduğundan dolayı buraya sadece ve sadece bir yazıyorum. Öyleyse iki parayı aynı anda Havaya attığınız zaman üst yüze gelen paraların tura olma olasılığı ya da ihtimali bir bölü dörttür denilir. Sevgili arkadaşlar bu tür problemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden biri veya problemleridir. Bu oldukça önemli bir problem türüdür. Üç nolu örneğimizi şöyle tahtaya yazalım. Bir zar, bakınız çok önemli bir soru, havaya atılıyor. Üst yüze gelen rakamların dörtten büyük veya asal sayı olma olasılığı buradaki veya sözcüğüne önemli itinayı göstermek mecburiyetindesiniz. Biz kümelerdeki veya'yı şöyle tanımlıyorduk. P A birleşim B P A artı P B eksi P A kesişim B bunun buradaki yorumuna özellikle dikkat etmek zorundayız. Anlamı iki tane olay söz konusu. Dörtten büyük veya asal sayı olma olasılığı. Öyleyse ben burada bu formüle göre dörtten büyük artı burada ise asal sayı eksi burada ise lütfen dikkat edin dörtten büyük asal sayı olması olasılığını araştırmalıyım. Dörtten büyük Asal sayı. Şimdi siz bir zarı attınız. Zarı attığınızda olması muhtemel tüm olaylar 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. 4'ten büyük 2 tane değerim vardır. 2 6. Artı asal sayı ise lütfen dikkatle takip edin. 2 3 ve 5'tir. 3 tane olayın bütün olası sonuçlara bölümü asal sayı gelme olasılığını bana verir. X'i 4'ten büyük asal sayı bir tane var bakınız çok önemli. Bunu mutlaka ve mutlaka çıkartmak zorundayım. 5 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıktı. 4 bölü 6. Sadeleştirdiğim zaman 2 bölü 3 aranılan işlemin sonucunu bana verecektir. Çok önemli olması nedeniyle bu konu üstünde birkaç vurgu yapmak istiyorum. Yine bu kez iki zarı elime alıyorum. Diyelim ki iki zar havaya atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayılar toplamının 7 veya üst 100'e gelen sayılar çarpımının tek sayı olma olasılığı nedir? sevgili arkadaşlar bu problemlerle size veya olasılık problemlerini özel durum yansıttıkları için vurgulamak istiyorum. Soruya bakıyorum. Bakınız yine veya sözcüğü var. Öyleyse veya sözcüğünde yine bakınız şu formülü kullanmak mecburiyetindeyim. Bu birlikte çözelim. İki zarı havaya attığınız zaman öncelikle birinci olayımız üst yüzüne gelen sayılar toplamının 7 olma olasılığı. Birlikte yazalım. 1'e 6 olabilir. 2'ye 5 olabilir. 3'e 4 olabilir. 4'e 3 olabilir. Üst yüze gelen sayılar toplamının 7 olma olasılığını irdeliyorum. Yine devam ediyorum. 5'e 2 olabilir, 6'ya 1 olabilir. Siz 2 tane zarı havaya attığınızda çıkması muhtemel bütün sonuçlar ise 36 tanedir. Şöyle düşünün. 1 1 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 6 tane. 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 1, 6 da burada 12 tane. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 1, 6 da böyle. Bu hesabı yaptığımız zaman birinci durumda zarın üst yüzüne gelen sayılar toplamının 2 4 6 tanesinin 7 olduğu olası bütün sonuçların ise 36 olduğunu biliyorum. Sırada yine formülümüzden kaynaklanan artıyı yazıyorum. Şimdi üst yüze gelen sayılar çarpımının tek sayı olmasını istiyorum. Bakınız üst yüze gelen sayılar çarpımının tek sayı olması. Bu olayın gerçekleşme olasılığını birlikte hesaplamaya çalışalım. Bu da nedir sevgili arkadaşlar? Şöyle yazalım isterseniz. 1, 3, 1, 5, 1 ile 2'nin çarpımı ve 1 1. Daha sonra 2'leri geçiyorum. Çünkü 2 olduğu zaman 2 1 çift sayı, 2 2 4 çift sayı, 2 3 çift sayı, 2 5 çift sayı, 2 6 çift sayı. 3 1 3 3 ve 3 5. Yine 4'ü geçiyorum. Çünkü çarpanlardan biri çift sayı ise çarpım mutlaka ve mutlaka çift sayı olacaktır. Öyleyse bu durumu mutlaka ve mutlaka göz ardı etmek mecburiyetindeyim. Sırada 5 var. 5 1 5 3 ve 5 5. Yine üst yüze gelen sayılar çarpımının tek sayı olma olasılığı 3 6, 9'un bir kez daha olması muhtemel bütün sonuç 36'ya oranını eşittir. Eksi, eksiyi getiriyorum. Şimdi üst yüze gelen sayılar toplamının 7 ve üst yüze gelen sayılar çarpımının tek sayı olma olasılığı kesinlikle ve kesinlikle ortak bir eleman olarak düşünülemez. Bakınız her iki ifadede, ikili ifadelerde kesinlikle ortak eleman olmadığı için bizim formüldeki P, A kesişim B'yi sıfır almamız gerekmektedir. Bu işlemin sonucu 15 bölü 36 eder. Mutlaka sadeleştirmeye dikkat etmelisiniz. 3 ile sadeleştirdim 5, 3 ile sadeleştirdim 12. Öyleyse problemin doğru çözümü 5 bölü 12'dir. Sevgili arkadaşlar bir sınıf örneği vermek istiyorum. Örneğin bir sınıfta sekiz kişi gözlüklü yirmi dört kişi gözlüksüzdür. Bu öğrencilerin yarısı yeşil gözlüdür. Yani gözlüklü öğrencilerden dört kişi yeşil gözlü. Yine devam ediyorum. On iki kişi yeşil gözlüdür. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin lütfen dikkatle takip edin. Bakınız gözlüklü veya yeşil gözlü olma olasılığı nedir? Sevgili arkadaşlar, yine veya'nın önemini vurgulamak için bir veya sözcüğünü kutu içine aldım. Buradaki veya problemlerinde kullanacağınız bir tane formül var: A birleşim B, PA artı PB eksi P A kesişim B'dir. Lütfen birlikte takip edin. Rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü. Kaç tane gözlüklü öğrencimiz var? Sekiz tane. Hemen yazıyorum. Sekiz tane. Sınıf mevcudunuz 32. Artı. Yine devam ediyorum. Yeşil gözlü olma. Kaç tane yeşil gözlü var? Gözlüklü öğrencilerden dördü yeşil gözlü, gözlüksüz öğrencilerden on iki kişi yeşil gözlü, on altı yine sınıf mevcudumuz otuz iki. Eksi burası çok önemli. Diğer problemlerde de bunun üstünde ısrarla durmuştuk. Burada ise lütfen dikkatle takip edelim. Hem gözlüklü hem yeşil gözlü öğrenciler. Kaç tane bakınız? 4 kişi yeşil gözlü, buradan da 12 kişi yeşil gözlü ve gözlüklü. Dolayısıyla 4 bölü 32'dir. Hemen bu işlemleri yapalım. Sadeleştirme 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 8. Öncelikle şu işlemin sonucunu buluyorum. 6 bölü 8 eksi 1 bölü 8'den aranılan sorunun doğru çözümü 5 bölü 8 olur. Veya ile ilgili en önemli probleme geldi. Burada çok dikkatlice izlemeniz gereken bağımsız olaylar üstünde durmak istiyorum. Bakınız sevgili arkadaşlar. Ali'nin ÖSS'yi kazanma olasılığı ne olsun 1 bölü 3. Ayşe'nin ÖSS'yi kazanma olasılığı 1 bölü 2. İse bakın bir nolu soru başlıyor. Ali veya Ayşe'nin ÖSS'yi kazanma olasılığı nedir? Lütfen iki nolu soruyu nasıl verebiliriz? Şöyle diyelim. Sadece Ali'nin ÖSS'yi kazanma olasılığı nedir? Sadece Ali'nin ÖSS'yi kazanma olasılığı nedir? Ve son olarak isterseniz şöyle bir soru getireyim. Sevgili arkadaşlar, her ikisinin kazanamama olasılığı nedir? Her ikisinin kazanamama olasılığı nedir? Tabii ki ben bu problemi çözerken Ali ve Ayşe'nin birbirinden etkilenmedikleri bir ortamda soruyu çözmek istiyorum. İşte birbirini etkilemeyen olaylara bağımsız olay denilir. Mesela bir yandan para atıyorsunuz, bir yandan bir çark dönüyor. Her ikisi birbirini hiçbir zaman etkilemez. Birbirini etkilemeyen olayların olasılıkları bu iki olayın olasılıkları çarpımını eşittir. Sevgili arkadaşlar bir nolu soruyu çözelim. Bakınız yine bir kez daha ısrar ediyorum veya sözcüğü var. Veya'daki önemli formülü bir kez daha yazmak istiyorum. P A birleşim B eşittir. P A artı P B eksi P A kesişim B. İşte yani Ali ÖSS'yi kazanma olasılığı, Ayşe'nin ÖSS'yi kazanma olasılığı, her ikisinin birden kazanma olasılığı. Direkt Ali'nin ÖSS'yi kazanma olasılığı 1 bölü 3. Artı Ayşe'nin ÖSS'yi kazanma olasılığı 1 bölü 2. Eksi, buraya lütfen dikkat edin en önemli bölüm her iki olayın kesinlikle ve kesinlikle bağımsız olduklarını belirttikten sonra burası her iki olayın gerçekleşme olasılıklarının çarpımını işte. Hemen bu işlemin sonucunu bulalım. 5 bölü 6 eksi 1 bölü 6'dan 4 bölü 6 ya da 2 bölü 3 aranılan bir nolu sorunun çözümüdür. Sırada iki nolu soru. Sadece Ali'nin ÖSS'yi kazanması isteniliyor ise Ali kazanmalı. Dikkat edin Ayşe kazanamamalı. Öyleyse Ali'nin ÖSS'yi kazanma olasılığı 1 bölü 3. Ayşe'nin kazanamaması. Ayşe'nin kazanamaması birden kazanma olasılığının çıkartılması ile bulunur. Yani 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 doğru sonuç 1 bölü 6 eşittir. Sevgili arkadaşlar, 3. ve son bölümümüz. Bu bölümden sonra sizlere konunun daha iyi anlaşılabilir olması için örnek problemlerimizin çözümüne geçeceğiz. Değerli arkadaşlar, her ikisinin kazanamama olasılığı. Peki size soruyorum. Ali'nin ÖSS'yi kazanma olasılığı 1 bölü 3 ise kazanamama olasılığı 2 bölü 3'tür. Yine Ayşe'nin ÖSS'yi kazanma olasılığı 1 bölü 2 ise kazanamama olasılığı 1 eksi 1 bölü 2'den yine 1 bölü 2'dir. İkiler sadeleşti. Doğru sonuç 1 bölü 3 oldu. Böylelikle konu anlatımımız burada sona erdi. Şimdi konumuzla ilgili sayısal örneklerin çözümüne geçebiliriz. İşte arkadaşlar bir nolu soru. Bir A olayının olma olasılığı 1 bölü 5. Dikkat edin. Bir B olayının olmama olasılığı 3 bölü 5. Hemen ben buradan olma olasılığını 2 bölü 5 olarak bulabilirim. Çünkü bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı daima 1'e eşit olmalı. Ve A birleşim B olayının olma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre P A kesişim B nedir? Bakınız devamlı problemlerimizde kullandığımız bir çözüm yöntemi. Öyleyse problemin çözümünü gerçekleştirmek için formülü bir kez daha vermek istiyorum. P A birleşim B eşittir. P A artı P B eksi P A kesişim B'dir. Bakınız A birleşim B'nin olma olasılığı 1 bölü 3 eşittir. A olayının olma olasılığı 1 bölü 5 artı B olayının olma olasılığı 2 bölü 5 eksi benden zaten bunu istiyor. Buraya A diyorum. A'yı sola geçiriyorum. Topluyorum 3 bölü 5 eksi artı 1 bölü 3'ü de eksi 1 bölü 3 olarak sağa geçiriyorum. O da eşittir. 4 bölü 15 olup doğru seçenek C seçeneğidir diyorum. Konumuzla ilgili bir diğer örneğin çözümüne geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar, oldukça önemli bir soru ile karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, soruyu dikkatlice okuyalım. Dört tane mavi, 2 tane kırmızı topun bulunduğu bir torbadan geri bırakılmamak şartıyla art arda iki top çekiyorsunuz bir tane çekiyorsunuz kenara bırakıyorsunuz Bir daha çekip kenara bırakıyorsunuz. Birinci çekilişte mavi ikinci çekilişte kırmızı gelme olasılığı nedir? Sevgili arkadaşlar. Önce maviyi çekelim. Kaç tane mavim var? Dört tane. Kaç tane topun içinden çekiyorum? Altı tane. Çarpı bu bitti. Bir tane sen maviyi çektin. Şimdi kırmızı çekmek zorundasın. Kaç tane kırmızın var? İki tane. Ama kaç tane topun kaldı? Bir tane maviyi çektiğin için beş tane. Hemen sadeleştirme. 3 doğru seçenek 4 bölü 15'in bulunduğu D seçeneğidir denilir. Yine konumuzla ilgili bir diğer örneğin çözümüne geçelim. 4 mavi yine bakınız bu sorular çok önemli. 2 tane kırmızı topun bulunduğu bir torbadan geri bırakılmamak şartıyla art arda 2 top çekiliyor. Birisinin mavi, birisinin kırmızı gelme olasılığı. Burası çok önemli. Bakınız birisinin mavi, birisinin kırmızı. Peki sen maviyle başladın. İtiraz ediyorum çünkü şart belirtmemiş. Kırmızıyı da çekebilirsin. Öyleyse artı kırmızı mavi yapmak mecburiyetindeyim. Diğer örneği hatırlayın orada diyor ki Birincisinin mavi. Birinciyi illa mavi çekeceksin. Ama burada böyle bir şart ortaya koymuyor. Biri mavi biri kırmızı. Mavi ile çektiğimi düşünüyorum. Hemen itiraz ediyorsun. Öğretmenim kırmızıyla da başlayabilirdiniz. Doğru söylüyorsun. İşte bunu önlemek için bu yöntemi kullanıyorum. Gelin birlikte mavi ile başlayalım. Dört tane mavi... Altı tane. Altı tane topun içinden bir tane maviyi çektim. Kenara bıraktım. Şimdi kırmızı çekiyorum. İki tane kırmızı ama toplarım beş tane oldu. Onun için paydaya beş yazmak zorundayım. Artı. Kırmızı iki tane çektim. Altı tane topun içinden bir kenara bıraktım. Torbanın içinde bir kırmızı dört mavi oldu. Şimdi mavi çekiyorum. <laughs> 4 tane mavi yine 5 tane topun içinden çekebilirim. 8 artı 8/30 16/30 2 ile sadeleştiriyorum. 8/15 E seçeneğinin doğru olduğunu bize gösterir. Yine konumuzla ilgili bir diğer örneğin çözümüne geçiyoruz. Sevgili arkadaşlar 4 mavi İki tane kırmızı topun bulunduğu bir torbadan geri bırakılmamak şartıyla art arda iki top çekiliyor. İkisinin de kırmızı gelme olasılığı. Yani benden kırmızı kırmızıyı istiyor. Önce kırmızıyı çekiyorum. İki tane kırmızım var. Kaç tane top içinden seçmeliyim? Altı tane. Geri bırakılmamak. Geri atmıyorsun kırmızıyı çektin bir kenara koyuyorum. Elimi bir daha torbaya götürüyorum. Yine kırmızı çekeceğim. Bir tane çektiğim için torbanın içinde bir tane kırmızı kaldı. Ve torbada da beş tane bilye vardı. Bir bölü beş. Hemen sadeleştiriyorum üçe bir. Aranılan doğru çözümün bir bölü on beş olduğu. Dolayısıyla e seçeneğinin doğru olduğunu görebilirim. Yine arkadaşlar konumuzla ilgili bir diğer örneğin çözümüne geçelim. Altı kırmızı ve dört tane mavi topun bulunduğu bir torbadan bir defada alınan iki topun. Burası çok önemli. Eğer siz bir torbadan aynı anda iki top, üç top, Dört top seçerseniz bu bir seçme problemi ile birlikte kombinasyon ile çözülür demektir. Ve devam ediyorum. ikisinin de mavi gelme olasılığı nedir? İki tane top seçiyorum. Öyleyse mavi olacak. Dördün ikili kombinasyonu bölü. Bütün olası kombinasyonlar onun ikili kombinasyonudur. O da eşittir. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel 10 faktöriyel 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 1 2 3 4 bölü 1 2 çarpı 1! 1 2 bölü 10 faktöriyel 8 faktöriyel çarpı 9 çarpı 10 bölü 8 faktöriyel çarpı 2 şekline getirilebilir. 2 ile 2, 4 ile sadeleşti. Payda 6. 8 faktöriyeller payda da gitti. 90'ın 2'ye bölümü 45. 3 ile bölündü 2. 3 ile bölündü 15. Öyleyse istenilen olasılık değeri 2 bölü 10 denilir. Yine sorumuzun doğru çözümü B seçeneğidir. Konumuzla ilgili bir diğer örneğin çözümüne geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar, soruyu dikkatlice okuyalım. Birden 10'a kadar numaralanmış 10 kart arasından 2 kartı rastgele çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 tane kart çekiyoruz. 2 kart beraber çekildiğinde karttaki sayıların toplamının tek olma olasılığı var aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, iki tane kart çektiğiniz zaman bu toplamın tek olma olasılığı. Bakınız toplamın <laughs> tek olabilmesi için bir çift sayı ile bir tek sayının toplanması gerekmekte. İki tane tek sayı bakınız 3 ve 5 çift etti olmadı. Yani sen şu teklerden bir tane seçmelisin. İşte bakınız. Bunlardan bir tane seçiyorum. 2, 4, 5'in birli kombinasyonu. Çarpı toplamın tek olması için bir tane de çiftlerden seçmek zorundasın. Ya 2, ya 4, ya 6, ya 8 veya 10'dan. O da yine 5'in birli kombinasyonudur. Peki devam edelim. İkili gruplarımızın çünkü iki top çekiliyor deniliyor. Sayısı ise bir kez daha onun ikili kombinasyonudur. Bu ifade 5'e eşit, bu ifade 5'e eşit. Onun ikili kombinasyonu 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 9 çarpı 10 bölü 2 faktöriyel. Bu da 45'tir. 5 ile 45 sadeleşti 9'a 1. Öyleyse aranılan problemin doğru çözümü 5 bölü 9 olup B seçeneği doğrudur denilir. Sevgili arkadaşlar bir kez daha konumuzla ilgili bir diğer örnek sorunun çözümüne yönelebiliriz. Birden 10'a kadar numaralanmış 10 kart arasından 2 kart rastgele yerine koymama şartı ile bakın çok dikkat ediniz. Birinde farklı bir anlam var, diğerinde de farklı bir anlam var. Orada yerine koymama şartıyla ard arda çekildiğinde karttaki sayılar toplamının tek sayı olma olasılığı nedir? Yine birden 10'a kadar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kartınız var sevgili arkadaşlar sorumuza lütfen dikkat edelim. Bu iki kart rastgele yerine koymama şartıyla ard arda çekildiğinde karttaki sayılar toplamının tek sayı olma olasılığı nedir? Yani bakın diğerinde aynı anda iki tane çekiyordum. Şimdi ise birer birer çekiyorum. Hadi gelelim. Yine toplamın tek sayı olma olasılığı istiyor. Toplamın tek sayı olabilmesi için sayılarınızdan birinin tek, diğerinin de çift olması gerek. Eğer bu toplama işleminin sonucunun tek bir sayıya ait olduğunu biliyorsunuz. Tek sayı seçtim. Biri seçebilirim, üçü seçebilirim, beşi, yediği, dokuzu. Yani beş bölü on. Bir tane tek sayı seçtim. Şimdi ise çift sayı seçmek zorundayım. Sevgili arkadaşlar bu kez çift sayılar yine beş tane. Beşi yazdım ama bu bilyelerden ilk çekişim tek olduğu için bilye sayısı dokuza düştü. Onun için buraya dokuz yazabilirim. Artı öğretmenim burada neden tek sayı ile başladın? Öncelikle çift sayı da çekebilirdim diyebilirsiniz. Bu durumda çift sayı 5 tanedir. Toplam bilye sayısı 10 tane. Bir tane çift sayıyı seçtim. Artık torbadaki bilyeler 9'a indi. Bir kere bu 9'u unutmamak için yazıyorum. Şimdi toplamın tek olabilmesi için yine ben tek bir sayı seçmeliyim. Bu da 5 tane. O da nedir? 25 artı 25 bölü 90. O da 50 bölü 90'dan sıfırlar birbirini götürdü. 5 bölü 9 aranılan sorunun B seçeneğinin doğru olduğu sonucunu ortaya koydu. Sevgili arkadaşlar bir kez daha konumuzla ilgili problemlerimizin çözümüne devam ediyoruz. Oldukça önemli problemler çok iyi irdelenmesi gerekiyor. 3 mavi ve 2 tane kırmızı topun bulunduğu bir torbadan geri bırakılmak şartıyla ard arda iki top çekiliyor. İkisinin de mavi olma olasılığı. Bakınız bu kez bir tane top çekiyorum bırakıyorum bir daha top çekiyorum. İşte iki tane mavi olma olasılığı. Birinci çekilişimize bakalım. Üç tane mavim var. Top sayısı beş. Çarpı. Maviyi çektim bir kenara atmadım. Çektiğim topu bir daha torbanın içine attım. Bir kez daha mavi çekiyorum. 3 bölü 5, 9 bölü 25 olup doğru seçeneğimiz C seçeneğidir denilir. Yine konumuzla ilgili bir diğer örneğin çözümüne geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar, 3 mavi hemen yazıyorum. İki tane kırmızı topun bulunduğu bir torbadan geri bırakılmak şartıyla art arda iki top çekiliyor. Birinci çekilişte mavi, ikinci çekilişte kırmızı gelme olasılığı. Çok dikkat edin. Şart vermiş. Sen diyor mavi ve kırmızıyı bulacaksın. Çünkü birinci çekilişte mutlaka mavi çekeceksin diyor. Dolayısıyla ve geri de bırakıyoruz. Maviyi çekelim. Üç tane mavim var. Top sayısım 5. Çarpı. Yine geri bıraktım. Şimdi kırmızı çekiyorum. 2 tane kırmızı var. Topu geri bıraktığımdan dolayı yine torbada beş tane bilye var. O da eşittir. 6 bölü 25. Aranılan sorunun doğru çözümü C seçeneğidir denilir. Sevgili arkadaşlar bir kez daha konumuzla ilgili bir diğer örneğin çözümüne geçiyoruz. Üç mavi yine iki tane kırmızı topun bulunduğu bir torbadan geri bırakılmamak şartıyla ard arda iki top çekiliyor. Birinin mavi bakın buraya çok dikkat ediyorum. Birinin kırmızı gelme olasılığı. Diğer soruda şart vermişti. Birinciyi mavi seçmek zorundasın. Ama burada böyle bir şart yok. Öyleyse sen mavi kırmızı seçebilirsin ya da kırmızı mavi seçebilirsin. Ve geri bırakılmamak şartıyla yani torbadan seçmiş olduğun bir to topu geri bırakmıyorsun. Sevgili arkadaşlar maviyi çekelim. Üç. Üç tane mavim var. Kaç tane top içinden seçiyorum? 5 tane çarpı. Şimdi geri bırakmıyorsun. Yani senin bir tane azalıyor bilyen. Dolayısıyla kırmızı iki tane ama bilyelerin 5 taneydi. Birini geri bırakmadığın için 4'e indi. Artı. Kırmızı seçiyorum 2 tane 5 topun içinden çarpı. Bir taneyi seçtim kırmızı. Geri bırakmıyorum. Yani bir kenara atıyorum. Şimdi mavi seçmek zorundayım. 3 tane mavi bu kez 4 tane bilye içinden seçebilirim. 6 altı artı 6 altı 20. O da eşittir 12 bölü 20. 4 ile sadeleştirdim 3. 4 ile sadeleştirdim 5. Öyleyse aranılan sorunun doğru çözümü D seçeneğidir denilir. Konumuzla ilgili bir diğer örneğin uygulamasına geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar, bakınız... A kutusunda dört tane sarı, üç tane beyaz. Bu A kutusundaki bilyelerin sayısı. B kutusundaki bilyeler iki tane sarı, iki tane beyaz. Soru şu. A'dan ve B'den rastgele birer bilye alınıyor ikisinin de beyaz olma olasılığı. İşte bakın o kadar basit ki. Hadi gelin elimizi A'ya daldırdık. Bir tane beyaz seçeceğim. Kaç tane beyazımız var? Üç tane hemen. Üç bölü. Kaç tane biriye içinden seçtim? Yedi tane. Çarpı. Şimdi elimi B torbasına daldırdım. Yine beyaz seçmek zorundayım. Kaç tane beyaz var? İki tane. Kaç tane bilye arasından seçtim? 4 tane. 2 ile 4 sadeleşti 2. 3 bölü 14 aranılan sorunun C seçeneğinin doğru olduğunu gösterir. Yine konumuzla ilgili bir diğer örneğe geçiyoruz. Sevgili arkadaşlar yine bakınız A kutusunda bu kez üç tane sarı, üç tane beyaz bilye var bunu yazalım. B kutusunda bu kez 3 tane beyaz, 4 tane sarı bilye var. A'dan ve B'den rastgele birer bilye alınıyor. Alınan bilgilerin aynı renkte olma olasılığı. Yani sen A'dan sarı seçmişsen B'den de sarı seçeceksin. Bakınız bunu bir tablo ile belirtelim veya A'dan beyaz seçmişsen B'den de beyaz seçeceksin. İşte olayın özü bu. Birlikte gerçekleştirelim. Sevgili arkadaşlar, A'dan sarı seçiyorum. 3 bölü 6. B'den de sarı seçiyorum. 4 bölü 7 artı. A'dan yine beyaz seçiyorum. 3 tane beyaz var. Toplam topum sayısı 6. 3/6 çarpı B'den de yine beyaz seçiyorum. 3 tane beyazımı ben 7 tane top içinden seçebilirim. 12 9 daha 21/42. O da eşittir 1/2. Aranılan sorunun doğru çözümüdür denilir. E seçeneği doğru. Yine konumuzla ilgili bir diğer örneğin uygulamasına geçelim. Sevgili arkadaşlar, yine A torbasında, bakınız yazıyorum, beş tane siyah, dört tane beyaz bilye var. B torbasında bu kez dört tane siyah, üç tane beyaz bilye var. A'dan ve B'den rastgele birer bilye alınıyor. Alınan iki bilyenin farklı renkte olma olasılığı nedir? Bu ne demek? Sen A'dan siyah seçmişsen B'den beyaz seçeceksin. Ya da A'dan beyaz seçmişsen B'den siyah seçmek zorundasın. Öyleyse burası A, burası B, burası A, burası B olmak zorunda. İşte bu işlemi gerçekleştirelim. A'dan siyah seçiyorum. 5 bölü 9 çarpı. B'den beyaz seçiyorum. 3 tane beyazım var. Bu 3 tane beyazı 7 tane topun içinden seçmeliyim. Artı. Bu kez A'dan beyaz seçiyorum. 4 bölü 9 çarpı. B'den de siyah seçmeliyim. 4 tane siyah bölü. Toplam 7 tane topumuz var. 7. 15 artı 16 bölü 63. O da 31 bölü 63 olup doğru seçenek D seçeneğidir denilir. Sevgili arkadaşlar yine konumuzla ilgili bir diğer sorunun çözümüne geçelim. A kutusunda 3 siyah, 5 beyaz bilye. Yine B kutusunda 5 siyah, 6 beyaz bilye vardır. A'dan rastgele bir bilye alınıp B'ye atılıyor. B'den çekilecek bir bilyenin siyah olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız, bir A kutusu var. Bu kutuda 3 tane siyah, 5 tane beyaz bilye. Yine bir B kutumuz var. B kutusunda 5 tane siyah yine 6 tane beyaz bilye vardır. A'dan rastgele bir bilye alınıyor. Çok dikkatle takip edelim. A'dan rastgele bir bilye aldım. Ne alabilirsiniz? Siyah. Sen bunu A'dan alabilirsin. Daha sonra bunu B kutusuna atıyorum. Ve buradan da siyah çekmek istiyorum. Yine siyah bu kez B kutusu. Artı A kutusundan beyaz çekebilirim. Bunu B kutusuna atıp buradan yine beyaz seçmeliyim. Çünkü benden özür diliyorum siyah çekmem isteniyor yine B kutusunda. Yine siyah yazıyorum buraya da B. Gelin sorumuzu birlikte irdeleyelim. Geldim A kutusundan bir tane siyah çektim. Üç tane siyahım vardı. Toplam sekiz tane topum. Çarpı. Getirdim bu siyahı B kutusuna attım. B kutusunda bu kez dikkatle takip edin. Altı siyah, altı tane beyaz topunuz oldu. B kutusundan yine siyah çekmem isteniliyor. Siyah 6 tane yükseldiği için 6 bölü toplam 1 sayım 12 oldu. Artı. Yine problemin çözümüne devam ediyorum. Bakınız arkadaşlar bu kez A kutusundan beyaz seçebilirim. Beyaz 5 tane toplam 1 8 tane çarpı. Beyazı getirdim B kutusunun içine attım burada 7 tane beyaz yine 5 tane siyah oluştu. Buradan yine siyah çekmem isteniliyor. Kaç tane siyahım var? 5 tane. Toplam bir sayım 12. Sevgili arkadaşlar, böylelikle sorumun çözümü gerçekleşti. 18 artı 25 bölü 8 çarpı 12. 8, 5 daha 13, elde var 1. 43 bölü 2 8 16 elde var 1 8 kere 1 8 9 öyleyse aranılan sorunun doğru çözümü 43 bölü 96 olup doğru seçenek C seçeneğidir denilir. Yine konumuzla ilgili bir diğer örneğin çözümüne geçebiliriz. Bu da oldukça bir önemli özellik, önemli bir soru olarak karşımıza çıkmakta. Bakınız bir A kutusunda üç tane siyah, yine beş tane beyaz bilye vardır. Burası A kutusu. Yine bir B kutusu var. Bu kez B kutusunda beş tane siyah, altı tane de beyaz bilye vardır. A'dan rastgele bir bilye alınıp B'ye atılıyor. B'den çekilecek 2 milyonun beyaz olma olasılığı nedir? B'den 2 milyar artık çekimin gireceği için burada bir kombinasyon problemi var demektir. Oldukça önemli bir soru olarak karşımıza geliniyor. Şimdi bakınız. A'dan rastgele bir tane siyah seçtim. Gittim B'ye attım. Buradan da iki tane beyaz seçiyorum. İşte arkadaşlar. Şimdi önce gelelim A torbasından siyah seçelim. Çünkü bana belirtmemiş. Rastgele bir bilgi alınıyor diyor. 3 bölü 8. Çarpı. Devam ediyorum. Siyah aldım. Getirdim siyahı buraya attım. Burada 6. 6 tane siyah. 6 tane beyaz oluştu ve B torbasından sizin iki tane beyaz çekmeniz isteniyor. Öyleyse altının ikili kombinasyonu bölü 12'nin ikili kombinasyonu artı yine devam ediyorum. A'dan nasıl siyah çekip B torbasına attıysam beyaz da çekebilirim. Beyaz çekme olasılığım 5 tane beyazın 8 tane top içinden çekileceğini biliyorum getirdim bu kez beyaza attım. O zaman burada 7 tane beyaz, burada da 5 tane siyah top oluştu ve yine 2 tane şu topun beyaz olması isteniliyor. 7 tane beyazın içinden 7'nin ikili kombinasyonu bölü toplam 12'nin ikili kombinasyonu. Bu işlemlerin sonucunu gerçekleştirelim. 3/8 çarpı. 6 faktöriyel, 4 faktöriyel, 2 faktöriyel. 32'ye 2'ye 15. Bölü. 12 faktöriyel, 2 faktöriyel, 10 faktöriyel. 11 çarpı 12, 2 ile sadeleşti. 66. Artı. 5 bölü 8 çarpı. 7'nin ikili kombinasyonu. 7 faktöriyel, 5 faktöriyel, 2 faktöriyel. 6 çarpı 7 bölü 2, 21. Bölü. 12'nin ikili kombinasyonu bulmuştuk. Bir kez daha kontrol edelim. 12 faktöriyen, 10 faktöriyen, 2 faktöriye 11 çarpı 12 bölü 2. Bundan da bu sadeleşti. 66. Hemen sadeleştirmeye dikkat ediyorum. Varsa 3'e bölünür 1. 3'e bölünür 22. 15 bölü 2, 8, 16 elde var 1, 16, 17, 176 artı. 3'e bölünür 7 3'e bölünür 22. O da 35 bölü 176. Daha sonra toplanır 10 elde var 1, 4, 5, 50 bölü 176. 2 ile sadeleştirilirse 25 bölü 2, 8, 16, 16da 8, 88. Aranılan so doğru sorunun çözümü 25 bölü 88 olup doğru seç C seçeneğidir denilir. Yine konumuzla ilgili bir diğer örnek problemin çözümüne geçebiliriz. A kutusunda 4 siyah, 3 beyaz biniye. Hemen bakınız bir A kutusu yapıyorum. Bu A kutusunda 4 tane siyah, 3 tane beyaz yine bir B kutusu var. Bu kez B kutusunda üç tane siyah, iki tane beyaz bilye vardır. A'dan rastgele bir bilye alınıp B'ye atılıyor. B'den rastgele bir bilye alınıp A'ya atılıyor. Renk bakımından ilk durumun elde edilme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? sevgili arkadaşlar bu olasılık şudur. Şimdi buradan siyah çekip B torbasını atıyorum. B'den siyah çekip A torbasını atmalıyım. İlk durumun gerçekleşebilmesi için. Ya da A torbasından beyaz seçip B torbasına atmalıyım. B'den beyaz seçip yine A torbasına atmalıyım. Öyleyse bu soruların çözümündeki mantığı oluşturalım. A'dan siyah çekiyorum. Gidiyorum B'ye atıyorum. Yine B'den de siyah çekiyorum. A'ya atıyorum. Ya da A torbasından beyaz seçiyorum. Gidip B'ye atıyorum. B'den de beyaz seçiyorum. Yine A torbasına atıyorum. Sevgili arkadaşlar, buradaki buradaki önemli özelliğimizi vurgulayarak anlatmak istiyorum. A torbasından siyah seçtim. 4 bölü 7. Gittim. Bu siyahı getirdim. B torbasına attım. Bakın ne oldu? 4 siyah, 2 beyaz oldu. İlk durumun elde edilmesi için yine buradan siyah seçmeliyim. 4 tane siyah bölü 6 tane topun içinden artı. Sevgili arkadaşlar şimdi ikinci durumu irdeleyelim. Burada belirtmemiş. Ben A torbasından beyaz seçebilirim. 3 tane beyazım. Kaç tane top içinden? 7 tane top içinden. Gittim buraya attım. O zaman benim beyazlarım 3 tane oldu. Siyahlarım da 3 tane. Aynı durumu elde etmek için yine B'den beyaz seçip A'ya atmalıyım. Üç tane beyazım var. Toplam bir sayım altı. Öyleyse 16 artı 9 bölü 42, 25 bölü 42. Aranılan sorunun doğru çözümü C'dir denilir. Sevgili arkadaşlar yine konumuzla ilgili bir diğer örneğin çözümüne geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar bakın oldukça önemli bir soru. Bir sınav sorusu. Bir zar ve bir madeni para birlikte atılıyor. Zarın dört veya dörtten küçük. Bakın zar attığınız zaman zarın meydana getirdiği sonuçlar dört veya dörtten küçük. Üç, iki, bir. Olasılık dört bölü altıdır. Çünkü bir zarı havaya attığınız zaman ya bir gelir ya iki gelir. Altı tane sonucunuz var. Ve işte bağımsız olay burada çarpı anlamında paranın tura gelme olasılığı. Parayı havaya attığınız zaman ya yazı ya da tura gelecektir. Olasılık 1 bölü 2'den. 2 ile 4 sadeleşti. Işte. 2 ile de altı sadeleşti. Işte. Sorumuzun doğru çözümü 1 bölü 3 olup doğru seçenek E'dir denilir. Sevgili arkadaşlar, bir kez daha konumuzla ilgili bir diğer sorunun çözümüne geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar, içinde beş tane kırmızı, dört tane beyaz, üç tane sarı bilye bulunan bir torbadan arka arkaya üç bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin üçünün de beyaz gelme olasılığı nedir? Bakınız. Aynı anda 3 tane çekilmiyor. Arka arka beyaz yani benden 3 tane bilyenin beyaz olması isteniliyor. Lütfen beyazı çekelim. Kaç tane beyazım var? 4 tane. Toplam top sayısı 12 çarpı. Bir tane beyazı çektiniz kenara koydunuz. Yine bu kez benim bilyemde torbamda 3 tane beyaz kaldı. Buna çok dikkat edelim. Bu kez üç tane bilyeyi 11 tane top içinden seçebilirim. 2 tane beyazı seçtim. Benim torbamda iki tane beyaz kaldı. Bu iki tane beyaz bilyeyi bu kez 10 tane bilye içinden çekebilirim. Hemen sadeleştiriyorum. 2 ile 12 sadeleşti 6. 4'ü 2'ye bölüyorum 2. 6'yı 2'ye bölüyorum 3. Üç. 3 de 3 sadeleşti. 2 ile de 10 sadeleşti. Aranılan sorunun doğru çözümü 1 bölü 55 olup doğru seçenek A'dır denilir. Sevgili arkadaşlar yine konumuzla ilgili bir diğer sınav sorusunun çözümünü birlikte yapmaya çalışalım. Bir torbada 5 tane beyaz, 4 tane kırmızı top vardır. Torbadan rastgele 2 top çekiliyor. Burada artık bir kombinasyon problemi olduğu sonucunu ısrarla belirtmek istiyorum. Çekilen iki topun da beyaz olması. Kaç tane beyaz topun var? Beş tane. İki tane top seçiyorum. Beşin ikili kombinasyonu bölü. Toplam dokuz tane topun var. Tüm oluşacak ikili grupların sayısı dokuzun ikili kombinasyonudur. Hemen bu işlemi bulalım. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel bölü 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 20'nin 2'ye bölümü 10. 72'nin 2'ye bölümü 36. 2 ile sadeleşirse 5 bölü 18. Aranılan sorudaki A seçeneğinin doğru olduğunu bulabilirim. Sevgili arkadaşlar bir kez daha konumuzla ilgili bir diğer örneğin çözümüne geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar bakınız bir kutuda 12 ampülden 4'ü bozuk. 12 tane ampülünüz var. 8 tanesi sağlam, 4 tanesi bozuk. Problem devam ediyor. Rastgele seçilen 3 ampülün, şimdi bakın burada da yine 3 tane birden seçiyorsunuz. Öyleyse devreye bir kez daha kombinasyon giriyor. Üçünün de bozuk olması. Ben bu üç tane bozuğu dört tane bozuğun içinden seçmeliyim. Dördün üçlü kombinasyonu bölü. Toplam üçerli gruplar on ikinin üçlü kombinasyonudur. Hemen bu işlemi yapalım. Dört faktöriyel bölü üç faktöriyel çarpı bir faktöriyel bölü on iki faktöriyel bölü dokuz faktöriyel çarpı üç faktöriyel. Burası dört bölü. Burada 10 çarpı 11 çarpı 12 bölü 6. Bununla bu sadeleşti 2. 2 ile de 4 sadeleşti 2. 2 ile de 10 sadeleşti 5. Aranılan sorunun doğru çözümü 1 bölü 55 olup doğru seçenek D seçeneğidir denilir. Sevgili arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Sizlere bundan sonraki çalışmalarınızda sonsuz başarılar diliyorum.